Herkese merhabalar. Doğa ve insan ile coğrafyaya hızlı bir giriş yapıyoruz hocam. Coğrafya çok sıkıcı, çok zor hocam. Nasıl esasında yapacağım? Coğrafya çok önemli ve çok keyifli bir ders Songuç'um. Bak şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaşadığımız dünyayı daha iyi tanımak, ülkemizi daha iyi tanımak. Mesela Antalya daha sıcak, Samsun daha yağışlı, Rize çok çok yağışlı. Bunları biliyoruz, duyuyoruz ama acaba neden? Acaba neden denizlere yaklaştıkça daha çok ısı artabiliyor? Veyahut da neden ekvatora gittikçe kalıcı kar sınırı daha da yükseklere çıkıyor? Bunları bunu çok nasıl güzel... ezberleyeceğim hocam? Hiç ezberlemene gerek yok Tomu. Çok güzel taktiklerle coğrafyayı sana sevdireceğiz ve gerçekten tarih, edebiyat veyahut da diğer derslerle karşılaştırdığımızda gerçekten daha keyifli ve daha eğlenceli bir ders olduğunu göreceksin. Birazcık sayısal ders olduğu için biz sözeli seven öğrenciler coğrafyayı genelde sevmiyormuşuz gibi duruyor. Ama coğrafya normalde çok keyifli bir ders. Gel ilk başta bugün ne işleyeceğimizi görelim. Sonrasında coğrafyanın serin sularında güzel dünyamızı, güzel ülkemizi tanıyalım. Oh be, gerçekten şu anda içime serpildi. Su serpildi hocam. Sen nasıl bir çocuk? Şimdi bak, insan ve doğa ilişkisini, coğrafyanın tanımı konusu ve ilkelerini, coğrafyanın alt dağlarını ve coğrafyanın tarihsel serini işleyeceğiz ki coğrafyanın esasında çok da sevilmeyen bir konusudur bu. Çünkü coğrafyanın temelidir bu. Ama yine de biz seninle bugün güzel bir şekilde işleyelim. Bak şimdi, doğal unsurlar var ve beşeri unsurlar var. Beşer ne de Tonguç? Beşer şaşar hocam. Harikasın. Beşer demek insan demek. Yani insan unsurlar. Sıcaklığın artması, rüzgarlar, akarsular, denizler, toprak bunların hepsi doğal unsurlar. Harikasın. Bunlar doğal unsurlar. Ama beşeri unsurlara baktığımızda insanlar köprüler yapıyor. Dağları delip tünel yapıyor. Denizleri, akarsuları durdurup barajlar yapabiliyor. İşte bunlar beşeri unsurlar. Doğaya oluşan dört sisteme baktığımızda hava küre yani atmosferimiz var. Su küre yani okyanusların, denizlerin, ırmakların olduğu hidrosfer var. Taş küre yani üzerine yürüdüğümüz toprakları, taşları oluşturan litosfer var. Ve canlılar, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve bizleri oluşturan... Yüzümüz neresi hocam? Yüzdüğümüz yer tabii ki hidrosfer oluyor Tonguç'um. Denizler. Biyosfer... Uçtuğumuz yer neresi hocam? Sen uçamıyorsun ama... Hayır, uçakla. Ha, uçakla uçtuğumuz yer tabii ki hava küre oluyor. Yani havanın üzerine duruyoruz. Ve öyle bir denge yaratılmış ki Tonguç'um. Gerçekten de atmosferin içerisinde mesela su döngüsü var böyle dolaşıyor. Tekrar hidrosferin içerisine giriyor. Veya azot döngüsü var, böyle bir döngü var. Veyahut da kayaç döngüsü var. Kayaçlar lavların altından çıkacaklar geri. Bir şekilde yeniden denizin üzerinden geçip, toprakların üzerinden geçip toprağın altına girecekler. Oh be, ne heyecanlı, ne serüven vardır hocam orada. Gerçekten öğrendiğinde coğrafya en sevdiğin ders olacağına emin olabilirsin. Şimdi bak, şimdiden bayıldım gerçekten. Dur bayılma, yaşaman lazım Tonguç'um bak. Doğanın insana dediğimizde doğa insana yani bazı afetler olabilir. Mesela iklimdeki nem ve yağışlar, rüzgar, sıcaklık bunlar iklimin özellikleri. Bitki örtüsü, bozkırlar, ormanlar, savanlar var. Mesela İç Anadolu'da, Yozgat'ta, Ankara'da, Sivas'ta bozkır var. Ama Karadeniz'e geliyorsun ormanlar var. Veyahut da ekvatora doğru yaklaşıyorsun savanları, uzun boylu otları görüyorsun. O leoparların filleri yaşadığı yerlerde. Veya ya, bizim sınıfa giriyorsun davarlar var hocam. Ya ne diyorsun onlar başka Tonguç'um? Yer şekillerine baktığımızda dağlar, ovalar, platolar görebiliyoruz. Sulara baktığımızda denizler, akarsular, göller. Kayaçlara baktığımızda topraklar ve taşlar. Bunların doğadan insana sunulan, Allah'ın yarattığı mükemmel şeyler olduğunu güzel bir şekilde öğreneceğiz. İnsandan doğaya baktığımızda insan birazcık kötü Tonguç'um. İnsan doğaya önce bir çevre kirliliği veriyor. Havayı, suyu, toprağı kirletiyoruz. Hepimiz değil ama bazılarımız bu konuda biraz eğitimsiziz. Kentleşme, arazi kullanımında bazen hatalar yapabiliyoruz. Ekonomik faaliyetler ise doğayı güzel kullandığımız anlar. Mesela tarım ve hayvancılık yaparak bize sunulan nimetleri gerçekten çok iyi. Mesela inek doğanın bize sunduğu mükemmel bir leziz bir yaratılmış varlık. İneği biz yiyoruz, etinden, sütünden, derisinden faydalanıyoruz, ceket yapıyoruz, etini yiyoruz. Hatta ineğin affedersin kakasını bile tezek olarak kullanıp, gübre olarak kullanıp, aynen gübre olarak kullanıyoruz. Bu azot döngüsüne katkıda bulunuyoruz. Turizmde, ulaşımda, ticaret, sanayide birçok şey ekonomik faaliyet olarak bizim doğayla etkileşim haline girdiğimiz yerler. Yerleşmelere baktığımızda göç ediyoruz. Bazen beyin göçü yaşanıyor, seninle alakası yok merak etme. Bazen iç göçler olabiliyor, bazen dış göçler olabiliyor. Bunların hepsi geçici ya da kalıcı yerleşmelere sebebiyet verebiliyor. Bunlar da insanın doğayla etkileşimle alakalı. Şimdi doğal çevre insanların yaşamına bir alan oluşturuyor. Biz yani sen gidip de bir kutunun içinde yaşayamazsın. Mutlaka dağları, denizleri, taşları görmen gerekiyor. İnsanlar beslenmek için, barınmak için, ulaşım, iletişim gibi ihtiyaçlarını karşılamak için doğadan faydalanıyoruz. Ve bazen iklim şartlarından dolayı hatta iklime bağlı olarak hatta en başta gösterdiğim resim vardı ya. İklime bağlı olarak Tonguç Eylül benim karakterimiz bile değişiyor. Şöyle düşün. Benim karakterim değişmiş hocam bak, gerçekten. Bak ekvatora yakın yerler daha sıcak olduğu için ve yıl içinde sıcaklık farkı fazla olmadığı için yani hep böyle 24-25 derecelerinde olduğu için güneş ışınları benzer açılar aldığı için ekvatordaki insanlar hep tişört giyiyor. Hiç don böyle... olayı yok hocam orada. Evet don olayı yok. Ya, pardon don olayı var saçmalama. Ha, don olayı yok pardon kafamı karıştı. Don olayı don ya, hiçbir şey olmuyor o zaman. Hayır yani hiçbir zaman sıcaklık sıfırın altına düşmüyor harikasın. Sıcaklık farkı hiç değişmiyor. İnsanlar hep tişört giyiyorlar. Hiçbir şekilde palto diye bir şey bilmiyorlar. Kutuplardaki insanlar da hiç tişörtü bilmiyorlar. Hep böyle palto hep kalın kıyafetler. Niye? Güneş ışınları dar bir açıyla geliyor ve sıcaklıklar düşük. Ama ekvatoral bölge ve kutupsal bölgenin dışındaki yerlerde yani Türkiye'nin, Amerika'nın, Avrupa'nın bulunduğu yerlerde hava bazen soğuyor. Palto alıyoruz,
kazak giyiyoruz. Boğazda kazaklarımızı giyiyoruz. Bazen de yaz geliyor, of yandık diyoruz, tişörtle geziyoruz. İşte bir sıcak bir soğuk olması buradaki insanların karakterini daha çalışkan. Bir dur be kardeşim, ne bir sıcak. Bir sıcak bir soğuk olduğu için ne yapıyoruz? Bir böyle bir rekabet, bir çalışma, bir hırs, bir azim içerisinde. Ama ekvatordaki adamlara gittim, baba ne haber ya, rahat ya, salla diyor. Adam hep sıcağa alışmış. Veya kutuplardaki adam, baba salla ya, rahat diyor. Yani hep kutuplarda hep soğuk. Dolayısıyla buradaki insanların karakterini... Kasmaya gerek yok. Aynen dediğin gibi. Burada kutuplarda ve ekvatorda hocam sınav sistemi var mı? Yok, sınav mı yok. Herkes yatıyor sürekli. Veya kutuplarda sınav mı yok. Herkes yatıyor sürekli. Niye? Kasacak bir durum yok. Ama Avrupa'da, Türkiye'de, Amerika'da hep böyle bir sınav, bir yarış, bir mücadele var. Niye? Kışın palto giymek için, yazın da tişört giymek için mutlaka bir mücadele vermen gerekiyor. Ve insanların karakterlerini bile iklim etkiliyor Tonguç'um. İklim şartlarından dolayı kutuplarda yaşayanlar kalın giysiler giyerken, ekvator çevresinde insanlar ince giysi giyiyor. Ve hatta kurak yerlerde, mesela İç Anadolu bölgesinde veya Urfa'da, Güney Anadolu bölgesinde kerpiç evler var. Çünkü fazla yağmur yağmıyor. Köyler için söylüyorum. Ama ormanlı Karadeniz'de ahşap evleri görebiliyoruz. Soğuk iklim bölgelerinde insanlar genelde yağlı, protein değeri yüksek hayvansal ürünler tüketiyor. Ama sıcak iklim bölgelerinde insanlar daha çok böyle sebze meyve yiyor. Mesela Akdeniz sofrası diyoruz. Niye? Zeytinyağı, böyle domates, salatalar, zaten meyve. Zaten hava sıcak, kasmaya gerek yok. Aynen, ama soğuk bölgelerde mecbur eti basman lazım, yağı basman lazım. Aynı böyle foklar gibi, kutup ayıları gibi iyi beslenmen lazım ki üşüme, donup gitme yani. Gelişmiş ülkelerde insanlar ulaşım ihtiyaçlarını tünel, köprü ve viyadük inşa ederek, yani dağları delerek, tüneller oluşturarak karşılayabiliyorlar. Şimdi insan doğaya neler yapıyor? Mesela engebeli alanlar için... İçine tükürüyor hocam. Hayır. Babam öyle söylüyor. Evet, içine tükürdüğümüz alanlar oluyor ama bazen faydalanabiliyoruz. Yani bizim bir kere doğaya faydamız fazla olmuyor ama doğanın bize çok faydası var. Ama temelinde biz doğadan yararlanabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Ulaşım için tüneller yapıp dağları delebiliyoruz. Sanayileşme bağlı olarak küresel ısınma yapıp çevreye zarar veriyoruz sonuç. Denizlerin kirliliğini artırabiliyoruz ve bunun sonucunda denizlerdeki canlı çeşitliliği azalabiliyor. Veyahut da yağmur ormanları, yani Amazon bölgesindeki veya Kongo havzasındaki... Geçen Amazonların çoğu yanmış hocam. Evet, gerçekten ormanlarımız, yani dünyanın ciğerleri olan Amazon havzasındaki ormanlar, yani Güney Amerika'daki ormanlar veyahut da Afrika'daki Kongo havzasındaki ormanlar yanıyor, insanlar tarafından tahrip edilebiliyor. Gustavo Hyaneti Gomez diye bir adam yakmış hocam. Gerçekten. Ya Hyaneti Gomez yeriz, ben isim buldum. Hyanet etmiş insanlar. Evet, gerçekten ihanet ettiği için bu ismini hak etmiş. Pasifik Okyanusu ile Atlas Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı doğayı kullandığımız güzel bir yöntem. İstanbul'daki ulaşım sorunu için Avrasya Tüneli'nin yapılması insanın doğaya etkisini örnekler. Hocam bunları niye anlatıyorsunuz? Genel kaçak olsun. Evet hocam ya. Bunlar esasında sınavlarda soruluyor Tonguç'um. Sınavlarda hangisi insanın doğa etkisidir diyor. Veyahut da doğanın insana etkisi var. Birincisi yarı kurak ve kurak sahalarda evleri topraktan yapıyoruz. Ormanlık sahalarda ahşaptan yapıyoruz. Su kaynaklarının bol, arazinin engebeli olduğu yerlerde, mesela Karadeniz gibi yerlerde dağınık yerleşmeler yapıyoruz. Volkanik araziler tehlike olmasına rağmen insanlar verimli tarım sahaları oluşturduğu için oralara yerleşebiliyorlar. Veyahut da kutuplarda insanlar kalın giysiler giyiyor. Veyahut da doğal afetler oluyor. Bazen deprem oluyor. Yeryüzü sallanıyor. Evler yıkılabiliyor. Allah korusun. Allah korusun. Önlemini almazsan sıkıntı yaşayabiliyorsun. Sel oluyor, evin suların altında kalabiliyor. Veyahut da volkanik patlama sonrasında lavların altında kalabiliyorsun. Bunun da doğanın insana etkisi. Şimdi coğrafyanın bir de ilkeleri var Tonguç'um. Coğrafyanın ilkelerinde... Hocam benim de ilkelerim olsun istiyorum ama bir türlü olamıyorum. Tonguç, sen derse çok kaynatıyorsun. İstersen birazcık sessizce dinle ki şu konuyu hemen güzelce bitirelim. Sonrasında sana süper ödevlerimiz var. Gerçekten nasıl çalışacağına dair çok güzel taktikler vereceğiz. Şimdi beni sessizce dinle, ben sana hemen konuyu tamam, tek tek anlatıyorum. Aferin. Şimdi birincisi coğrafyanın dağılış ilkesi nerede sorusuna cevap verir. Mesela diyelim kömür nerede? Kömür Zonguldak'ta çıkarılıyor. Bu kadar basit. Neyin nerede çıktığını, hangi bitki nerededir, hangi meyve sebze nerede yetişir, hangi maden nerede çıkarılır gibi soruların cevabı dağılış ilkesiyle alakalı. Bu coğrafyanın dağılış ilkesiyle alakalı dediği zaman nerede sorusuna cevap vereceksin. Karşılıklı ilgi ise neyle ilgili? Yani mesela niye Zonguldak ve çevresinde Karabük demir çelik işletmeleri var? Çünkü o bölgede demir çelik işletmelerinin olmasının sebebi kömürün çıkmasıyla alakalı. Veyahut da Akdeniz insanının İşte daha sıcak kanlı olması iklimiyle alakalı. Kutuplarda insanların daha ağır yağlı yiyecekler yemesi oranın soğuk olmasıyla alakalı. Neyle ilgili sorusuna cevap veren de tabii ki karşılıklı ilgi oluyor. Neden sonuç ilgisi ise Tonguç'um? Neden Zonguldak'ta kömür çıkıyor? Neden? Çünkü Zonguldak'ta birinci jeolojik zamanda oluşmuş arazi üzerinde. Yani çok eski zamanlar var. Hani diyoruz ya işte milattan önce 3500'de yazı bulundu. Sıfır yılında Hazreti İsa doğdu. İşte ne bileyim 1453'te İstanbul fethedildi. 1789'da Fransa ihtilali oldu. Bir tarihi çağlar var ya. Bir de çok daha öncesinde jeolojik devirler var. İlkel zaman, birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman. İşte en eski zamanlarda kömür olmuş. Ve kömürün olduğu yerlerde deprem olmuyor Tonguç'um. Kömürün olduğu yerler çok eski. Masif kütle, yaşlı arazi olduğu için ki bunu 10. sınıfa geldiğinde göreceksin. Buralar deprem riski zayıf ama
genç arazilerde, yeni oluşmuş, üçüncü zamanda oluşmuş arazilerde deprem riski var. Mesela Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de Zonguldak içerisinde birinci dönem arazisi olduğu için buralar yaşlı kütle oluyor ve buralarda kömür var. Ve buralar deprem riski zayıf. Buralarda kırımdağlar var. Ama Ege bölgesinde hors ve grabenlerin olduğu kırıklı arazilerde, yeni oluşmuş arazilerde deprem riski var. Buralar böyle hareketli, sürekli olarak hareketli olduğu için de deprem riski var. Dolayısıyla bu kömürün Zonguldak'ta çıkması neden diye sorarsan birinci jeolojik zamanda olmasıyla alakalı diyebilirsin. Mesela Ege bölgesinden fay hattı geçiyor. Tamam, fay hattı Ege bölgesinden. Bunu az önce gösterdik. Karşılıklı ilgisi fay hattı bulunan yerlerde jeotermal enerji potansiyeli var. Niye biliyor musun? Yeryüzü şöyle kırıklar olduğu zaman şu kırıklardan böyle jeotermal enerji çıkabiliyor, kaplıcalar çıkabiliyor, ılıcalar çıkabiliyor ama deprem de oluyor. Maalesef böyle bir durum var. Dolayısıyla bu karşılıklı ilgi. Peki neden Ege'de deprem oluyor? Teknolojik depremler çok fazla oluyor. Çünkü Ege'de fay hattı geçtiği için oralarda faylar, kırıklar oluşturuyor ve buralar yeryüzünün hareket halindeki yerleri. Şimdi gelelim buraya. Coğrafyanın dalları var. Birincisi fiziki coğrafyaya baktığımızda sonuçta şöyle fiziki yazalım. Fiziki coğrafyada şöyle C yazsam anlarsan jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, işte biyocoğrafya, toprak coğrafyası, doğal afetler coğrafyası ve kartografya var. Bunların ne olduğunu sana birazdan söyleyeceğim. Kartografya haritayla alakalı veya jeomorfoloji yer bilimiyle alakalı, klimatoloji iklimle alakalı, hidrografya suyla alakalı, biyocoğrafya canlılarla alakalı. Bunları öğreneceğiz. Beşeri ve ekonomik coğrafyaya baktığımızda beşer şaşar demiştik. Beşeri coğrafyada şunu bilmen lazım Tonguç evladım benim. Nüfus, yerleşme, kültürel, siyasi, tarihi, tarım, sanayi, ulaşım, enerji, ticaret, turizm, sağlık gibi coğrafyanın kolları var. Bir de bölgesel coğrafya var ki Tonguç'um. Bölgesel coğrafyada şunu bilmen lazım. Bölgeler coğrafyası, ülkeler coğrafyası, kıtalar coğrafyası. Bunların hepsini ilerleyen sınıflarda detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Coğrafyanın alt alanına baktığımızda jeomorfoloji gerçekten işliyor. Kartografya haritaları, hidrografya suları, klimatoloji iklimi. Klima iklimi inceliyor. Biyocoğrafya bitki ve hayvanları. Doğal afetler coğrafyası afetleri yani sel, deprem, volkanik faaliyetler gibi şeyleri. Erozyon, heyelan da olabilir. Toprak coğrafyası toprağı. Matematik coğrafya dünyanın şekli ve hareketlerini. Jeoloji yerin yapısını. Jeopolitik mekanda uygulanan politikaları. Mesela Türkiye'nin jeopolitik önemi çok fazla. Niye? Biz dünya üzerinde orta kuşaktayız ama aynı zamanda Asya ile Avrupa'yı bağlayan jeopolitik öneme sahip bir yerdeyiz. Meteoroloji hava durumunu, etnoloji toplumların etnik kültürlerini, tarih geçmişteki olayları, teknocoğrafya, coğrafya ve teknik uygulamalar. Yani sen coğrafya sayesinde bazı şeyleri çok daha hızlı bilimsel gelişmelere uygun yapabiliyorsun. Pedoloji toprak, jeodezi, dünyanın boyutları, arkeoloji, kazı, paleontolojide fosil bakımından coğrafyaya yardımcı bilim dalları oluyor. Jeofizik, fiziksel metot konusunda coğrafyaya yardım ederken, limnoloji gölleri inceliyor. Oseanografya yani ocean İngilizce'de okyanus demek. Okyanus bilimini, litoloji, taş küreği, felsefe, varlığın özünü inceleyerekten coğrafya yardımcı olabiliyor. Botanik bitkilerin anatomik yapısını, zooloji hayvanların anatomik yapısını, istatistik, grafik ve sayılarla coğrafya yardımcı olurken antropoloji, ırk bilimi, demografya, nüfus bilimi oluyor ki demografik yatırımlar denen bir şey var. Mesela gelişmiş ülkelerde çok az çocuk yapıldığı için, çok az aile olduğu için demografik yatırımlar yapılmıyor. Ama geri kalmış ülkelerde adamların çok fazla çocuğu var. Dolayısıyla demografik yatırımlar yani işte hastane, okul falan yaptırıyorsun. Yani şöyle düşün. Bir ailenin tek bir çocuğu varsa onu çok iyi okutup onun eğitimiyle alakalı şeyleri düşünüyor. Ama bir ailenin 10 tane çocuğu varsa önce onların karınlarını doyurmayı düşünüyor gibi düşünebilirsin. Biyoloji canlıların bilimini petrolojide kayaçları inceliyor. Bazı bilim dalları birbirine yakın olayları inceliyor. Mesela bitki coğrafyası, botanik, hayvan coğrafyası, zooloji, nüfus coğrafyası, demografya, toprak coğrafyası, pedoloji, klimatoloji ve meteoroloji, jeomorfoloji, jeoloji birbirine yakın bilim dalları diyebiliriz. Coğrafyanın tarihsel sürecine baktığımızda Tonguç'um ilk çağda coğrafya daha çok Mısır medeniyetlerinden katkı geliyor. Yunan ve Mezopotamya medeniyetleri de bununla alakalı çok ciddi çalışmalar yapabiliyorlar. Mısır medeniyeti neden? Mesela şöyle düşün. Mısır'da şöyle Nil Nehri var. Nil Nehri Tonguç'um böyle ta ortalardan doğup böyle Akdeniz'e doğru dökülüyor. Şimdi Akdeniz yazın yağış almıyor ama burası yazın taşıyor bu nehir. Mısırlar diyor ki bu nasıl olabilir ya diyorlar. Bu nehir niye taşıyor diyorlar. Yazın hava kupkuru. Akdeniz'e Antalya'yı düşün. Antalya'da nehirin taşlığını düşün böyle coştuğunu. Anlamıyor Mısırlar ya bu nasıl olabilir diyorlar. Nil Nehri niye yazın taşıyor diyorlar. Hatta bu yüzden geometri buluyorlar taşan tarlalarını ayırmak için. Ve bunlar diyorlar ki bu nehrin taştığı zamanı bulalım diye gece oldu gündüz oldu. Gece oldu gündüz oldu. Gece oldu gündüz oldu. Hesaplıyorlar. Kaç gün sonra nehir yeniden taşacağını öğreniyorlar. Ve böylece takvim buluyor adamlar. Meğer nehir neden taşıyormuş biliyor musun Tonguç? Ekvatoral bölgede yazın yağış yoktur. Her zaman yağış var. Burada savan iklim var. Bu da yazın yağış alıyor. Dolayısıyla burada sularla dolduğu için burası yazın kurak olsa bile nehir taşmış bir şekilde, coşkun bir şekilde geliyor. Ve buradaki Mısır tarlalarını sular altında bırakıyor Tonguç evladım benim. Dolayısıyla coğrafi çalışmalara Mısır, Mezopotamya ve Yunan medeniyetleri katkıda bulunuyor. Gözlem metodu var. Thales,
Hekatayus, Platon, Aristoteles, Aristoteles, Anaximander ilk coğrafyacılar. Orta çağa baktığımızda İslam medeniyetinin katkılarını görüyoruz. Biruni, İbn Sina, Mesudi, Maksidi ve İbn Hurdazmi öne çıkan bilim insanları. Kaşgarlı Mahmut Karahanlılar döneminde Araplara Türkçe'yi öğretmek için yazdığı Divan Lügatü Türk adlı eserde ilk Türk medeniyet haritasını da koyuyor. Yeni çağ ve yakın çağda coğrafya gerçekten dünyada çok hızlı gelişiyor. Pusulanın icadı ile birlikte, denizcilikle ilerlemeyle birlikte insanlar yeni kıtaları keşfediyorlar ve yeni kıtaları keşfettikleri zaman da bu sefer parayı buluyorlar ve Rönesans ve Reform gibi önemli gelişmeleri yaparaktan Avrupa, Batı, Doğu'nun ilerisine geçiyor. Avrupa ve daha çok Alman kültürü daha fazla katkı sağlıyor. Fiziki coğrafyanın kurucusu Alexander von Humboldt ve beşeri coğrafyanın kurucusu Karl Ritter kıtaların kayması teorisini Alfred Wegener öne çıkarıyor. Kıtaların kayması teorisi nedir diye merak ediyorsan hemen onu da söyleyeyim, göstereyim sana Tonguç'um. Hani biz normalde ne biliyoruz? İşte burası Amerika kıtası, burası Güney Amerika kıtası, burası Afrika kıtası, burada Avrupa kıtası var, burası Türkiye, burada falan filan diyoruz. Buraya çemen çiziyoruz, şuraya Madagaskar, şuraya Grönland, şuraya şey diyoruz. Dünya böyle diyoruz. İşte burası Avrupa, burası Amerika. Esas da böyle değil. Adam şunu bulmuş. Diyor ki dünya en başta hepsi birleşik bir puzzle gibiydi. Bunlar birbirini tamamlaması bunu destekliyor. Sonra kıtalar birbirinden ayrıldı. Ayrıldıkları için de yavaş yavaş birbirinden daha da uzaklaşıp gidiyorlar. Ve bu sırada depremler oluşuyor, levhalar var diyor. Ve bu levhalar üzerinde olduğumuz için esasında Amerika ve Avrupa kıtası yok. Buralarda bu levhaların üzerinde ülkeler var. Bunları da iyi bilmen gerekiyor. Yani normalde biz diyoruz ya işte burası şöyle Amerika, şurası Avrupa, şurada deniz var diyoruz. Esasında böyle değil. Normalde bir levha var. Bu levhanın üzerinde Amerika kıtası ve sular var. Bu levhanın üzerinde de Atlas Okyanusu'nun belli bir kısmı Avrupa kıtası var. Yani şu Atlas Okyanusu'nun ortasından bir yarık var. Bunların hepsini coğrafya sayesinde öğreneceksin. Gelelim Osmanlı coğrafya. İlk coğrafya eser Batlamyus'un tercüme edilen kitabı. Pir Reis'in Kitab-ı Bahriyesi ve Dünya Haritası önemli eserler. Evliya Çelebi'nin Siyahatnamesi ve Katip Çelebi'nin Cihaniyum adlı eseri Osmanlı coğrafyada yapılan önemli katkılar. Medreselerde coğrafyada ikinci meşrutiyetten sonra yerini alıyor. Ülkemize coğrafyaya baktığımızda 1900 yıllardan sonra başlıyor. Faik Said Turan, Ali Macit Arda, Reşat İzbırak, Hayati Doğan gibi önemli coğrafyacılar var. Şimdi senin bilmen gereken şey şu Tonguç'um. 0-9'a coğrafyada ilk başta doğanın insana etkisiyle alakalı ve insanın doğa etkisiyle alakalı bu konuları güzel güzel çalışıyorsun. Coğrafyanın alt dallarını ve buradaki soruları çözüyorsun. Burada yardımcı bilim dalları ve hepsini sana tek tek anlatıyor. Sonrasında bunlarla alakalı hepsini pekiştirdikten sonra dünyanın şekli geliyor ki bu en önemli konulardan bir tanesi. Bunları sana süper bir şekilde anlatacağız. Hiç korkmana gerek yok. Bunlar son derece kolay konular. Hiç endişelenmezsen, dikkatli bir şekilde dinlersen bunları öğreneceksin. Ama şimdi buraya kadar kısmı yani sayfa 19'a kadar kısmı 0'dan 9'a coğrafyadan çözmelisin. Gelelim tak coğrafyaya. Tak coğrafyada senin için hem yazılı sınavlar hazırlandı. Bak burada gördüğün gibi yazılı sınavlar hazırlandı. Hem de tabii ki özel insan ve doğa ve çevre coğrafya ile alakalı özel etkinlikler hazırlandı. Burada da sayfa 24'e kadar soruları çözersen, tak yazılı kısmına kadar soruları çözersen konuları daha iyi anlamış olacaksın. Aynı zamanda coğrafya ile alakalı bizim sana sunabileceğimiz 9 sınıf akıl haritalarında haritalarımız var. Coğrafya haritasını şöyle yırtayım sana. Bu arada 2 tane haritamız var. Bunları çıkarayım. Biliyorsun bunlar aynı zamanda akıl notları da var. Yani sen bu akıl notlarıyla sen güzel bir şekilde bunları güzel güzel pekiştirip yanında da gezdirebilirsin. Veyahut da diyelim ki bu öğrenmen gereken şeyleri odana asaraktan çok hızlı bir şekilde dünyanın şekli ve hareketleriyle alakalı bilmen gerekenleri, harita bilgisiyle alakalı bilmen gerekenleri çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsin. Birazcık reklam gibi oldu ama bunlar senin başarın için hazırladığımız süper kitaplar. Bunlar yılların tecrübesiyle sana getirildi. Sen de bunlardan güzel güzel sınavlarını çalış ve süper notlar al diyoruz. Hadi bakalım şimdi ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Şimdiden sana güveniyorum Tonguç'um.